ben sana dedim çok güzel olur. İçine peynir de koysan daha güzel olurdu ama parmaklarınla yerdin o zaman. Ben anladım. İcden ablama gitmek istiyorsun değil mi? Ortalığı bir toparlayalım, sonra gideriz İcden ablanın yanına. Delireceğim ya. Ya yemin ediyorum delireceğim ben. Koca koca insanlar, küçücük bir çocuğa sahip çıkamıyorsunuz. Ama Emre'cim, Melek Hicran Hanım gittikten sonra sanki sorumlusu bizmişiz gibi hepimize küstü. Odasına kapattı kendini. Bugün yanına gittim, gel oyun oynayalım dedim, istemedi. Ya sen bu kadar telaşlanma, lütfen yapma. Çocuk bu, bir yere saklanmıştır. İlla ki gelecek. Yeliz haklı Emre'cim. Üstüne varmayalım dedik. Ama belli ki dikkat çekmeye çalışıyor. Buralardadır, çıkar birazdan. Yeter. Tek bir mazeret daha duymak istemiyorum. Kimin ne kadar haklı olduğu da benim umurumda bile değil. Araba hazır mı? Hazır efendim. Bunun ne işi var burada? Vallahi ben de ilk defa görüyorum bunu. Küçük hanımın oyuncağı değil mi o? Abi sen nereden geliyorsun? Ben Hicran Hanım'a çantayı ver. Hay aklınla bin yaşa Süleyman Efendi. Ya görüyorsunuz değil mi? Kadın her şeyi planlamış, bu da onun işi. Nereden biliyorsun dersen beni aradı, emri vaki yaptı. Benim çantam konakta kalmış, onu gönder bana dedi. E ben de Süleyman Efendi'den rica ettim çantasını götürmesi için. Ama demek ki bu planmış. Sırf Melek'i yanına götürmek için yapmış bütün hepsini. Ya kadın buradan çıkmadan önce Melek'in odasına gitti. Demek ki Melek'e anlatmış, çocuğun aklını çelmiş. Ya bu kadın kuzu postuna görünmüş, korkmuş da bizim haberimiz yokmuş Emre. Ne istiyorsun sen bizden? Melek burada değil. Nereden biliyorsun Emre? Girip baktın mı? Ya sen bu çocuk hırsızına nasıl güvenebiliyorsun? Yeliz, Melek burada değil dedim. Kendine gel. Şu ileride bir park var. Oraya gitmiş olabilir. Ben hemen çantamı alıyorum, gidelim. Ay iyi de oğlum, tanımayız etmeyiz. Burada değil dedi diye dönüp gidecek miyiz kapıdan? Hanım, hanım. Kızımın hattına susayım diyorum ama sizin susacağınız yok. Bana baksanıza, hırsız mıyız biz? Niye iftira atıyorsunuz? Kerim Hanım, lütfen. Bakın, tatsızlık istemiyorum. Herkes susar mı? Lütfen. Önceliğimiz Melek. Anlaşıldı mı? Enerjimizi Melek'i bulmak için harcayacağız. Önceliğimiz Melek. Emre Bey'in hattına susuyorum. Ama şimdilik. Hayır, hayır, hayır. Arabaya gerek yok. Zaten şurası park. Ay, kenar mahallede bile park yeri bulamıyoruz. Yemin ederim şehri tımarhaneye çevirdiler. Şuna bak, şuna. Ya Melek'in kaybolmasına sebep olmamış gibi. Şimdi bir de fellik fellik arama pozları veriyor. Kadına bak. Yeliz, sakin ol. Boş ver şimdi Hicran'ı. Kontrolünü kaybediyorsun yine. Melek'i bulamazsak işte o zaman biteriz. Aklını başına topla hemen. Ay neyse, inelim hadi.
Ay. Ay. Koskoca Emre Aksoy'un kızının kaçtığı yeri görüyor musun? Bit mi ararsın pire mi? Hayır, kızı sağlam bulsak hastalıktan kaybedeceğiz. Söylenmeyi bırak. Ne dedim ben sana? Azıcık frenle kendini. Ay, siz de biraz acele edin lütfen. Ya bakın, ben şu ikisini var ya yan yana görünce sinirlerim bozuluyor benim. Yürüyorum ya, koşacak değilim herhalde. Ben mi koşacağım? Siz koşacaksınız tabii. Ya torununuz kayboldu, torununuz. Ayrılın, ayrılın. Ay. Gören de Melek için koşuyor sanacak. Ah Melek, ah. Mis gibi konaktan kaçıp bu mahalleye gelinir mi? Benimki de laf. Gelinir tabii. Armut dibine düşüyor işte. Anasına bak kızını, kenarına bak bezini. Ay, ay, ay. Emre, bulamadınız mı kızımı? Ya nerede bir çocuk? Melek! Ay vallahi yok. Yok, yok zaten bu iş böyle olmaz. Böyle aranmaz ki. Bak ne yapalım biliyor musun? Emreciğim, biz ikimiz ayrılalım. Aliye teyze, siz de Hicran'la birlikte ikiniz birlikte arayın. Tamam mı? Siz eve dönün Yeliz. Eve mi dönelim? Ben Melek'i bulamadan şuradan şuraya gitmem. Ya Melek benim kızım. Burada olması gereken asıl kişi benim. Bildirdim, arkadaşlar hemen ilgilenecekler. Ama siz haklısınız. Gruplara ayrılsak daha iyi olur. Çok teşekkür ederim memur bey. Bu arada benim bildiğim böyle çocuk aranmaz. Ne bileyim, mahalleli bir ayağa kalkar. Herkes bir el verir falan böyle. Bu ne ya? Hicran Hanım, sizin hiç seveniniz yokmuş anladığımıza göre. Aman neyse. Emre, hayatım geç kalmayalım. Hadi bir an önce karakola gidelim, şu kayıp bildiriminde bulunalım. Sorumlusu kimse cezasını versinler. Yeliz zaten memur bey bildirmiş işte. Bölge karakolun haberi var ama bizimkiler de bir hastane ve karakollarla iletişime geçsinler. Tamam. Bir gelişme olursa haber verirsin Ferit. Sağ ol. Alo, bir ihbar aldım. Hastaneye intikal edin. Trafik kazası. Araç çarpıp kaçmış. 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu. Verdiğiniz eşkale uyuyor. Çocuğu ben gördüm daha önce. Önce biz emin olalım. Aileyi boşuna telaşlandırmayalım. Geliyorum. Benim şubeye uğramam lazım. Aramada size eşlik etmek için iki memur arkadaş geliyor. Bir dakika, bir dakika. Melek'le ilgili bir durum mu var yoksa? Kötü bir şey mi oldu? O yüzden mi gidiyorsunuz? Memur bey, bir şey söylemeyecek misiniz? Benim kızım iyi değil mi? Memur bey, siz bir şey mi saklıyorsunuz birden? Ya bizim kızımız kayıp, lütfen bir şey söylemeyecek misiniz? Sizden rica edeceğim. Öncelikle sakin olun. Henüz belli değil ama Melek yaşlarında bir kız çocuğu trafik kazası nedeniyle hastaneye sevk edilmiş. Melek!
Bana da arkadaşlarına güldüğün gibi güler misin? Bir kez olsun bana da güler misin? Baba. Zehra! Buyurun Yeliz Hanım. Ah, bize şöyle güzel, bol köpüklü birer Türk kahvesi yap canım. Aliye teyzeciğimle karşılıklı içelim. Emredersiniz Yeliz Hanım. Ah. Ay sonunda şu Hicran denen kadın defolup gitti hayatımızdan. Ay evet. Ay, ne yaptı öyle ya, anlamadım. Meleğin huyu suyu değişti. Evden kaçmalar falan. Emre de iyice görmüştür artık. Ben bir daha onları asla yan yana getireceğini düşünmüyorum. Aman inşallah öyle olsun. Bu mesele de böylece kapansın gitsin artık. Ay Aliye teyzeciğim, siz hiç merak etmeyin. Bu mesele bir daha açılmamak üzere kapandı bile. Hicran'dan kurtulduk. Ama ya Keriman'dan nasıl kurtulacağım ben? Kadın benim yakamı bırakmayacak. Ay oh be. Şu Hicran belasından da kurtulduğumuza göre artık benim Emre'yi nişan konusunda sıkıştırmamın vakti geldi. Çok iyi düşünmüşsün. Nişan tarihini konuşmak için bundan daha uygun bir zaman olamaz. Hem Melek de konuşmaya başladı. Emre artık bunu bahane edemez. Umarım öyle olur Aliye teyzeciğim. Yoksa ben Emre'yi beklemekten yaşlanacağım bu konakta. Baksana. Benim şirkete gitmem gerekiyor. Acil bir toplantım çıktı da. Ama aklım Melek'te. Hiç iyi değil. Yine odasına kapattı kendini. Kızım size emanet. Ona iyi bakın olur mu? Hiç merak etme Emre'ciğim. Gözün arkada kalmasın. Ben onu nasıl mutlu edeceğimi çok iyi biliyorum. İlgilenirim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Nereye? Şey, Melek'e bakacağım bir. Şimdi Emre öyle deyince benim de aklım kaldı. Bir şeye ihtiyacı var mı acaba çocuğun? Bir konuşayım. Melek Hanım? Şş. Bana baksana sen, küçük cadı. Bütün bu afra tafraların sebebi o paçoz Hicran yüzünden mi? Bundan sonra Hicran, Micran yok. Bitti. Kabullen bunu artık, tamam mı? Sen beni dinliyor musun?
Yok diyorum. Bundan sonra sadece ben varım. Ne yapıyorsun be? Ay! Yapmasana! Ay! Yapma! Ay ne oluyor? Deli be! Ne olacak? Kızım, kızım. Ay! Ay. Ay. Ne yapıyorsun kızım? Yapma! Delirdi çocuk ya! Yapma! Çocuk çıldırdı! Ay! Kızım yapma! Yapma canım! Yapma canım! Ay! Efendim? Emre, oğlum hemen gelmen lazım. Melek çıldırdı. Kriz geçiriyor. Ne oldu? Ne çıldırması? Ne oluyor orada? Ne bileyim, Yeliz'e saldırdı. Kriz geçiriyor işte, hemen gelmen lazım. Tamam, tamam geliyorum, tamam. Ama toplantı! Ne dedi? Geliyor. İyi bari. Melek, Melek aç! Bir tanem. Melek. Bir tanem. Açar mısın kapıyı? Kızım ne oldu sana? Sen niye böyle sinirlendin? Bir çık dışarı bir konuşalım bir. Hadi kızım aç kapıyı. Kızım iyi misin? Bir açar mısın kapıyı? Bir konuşalım bak endişeleniyorum. Hadi kızım. Emre. Ne olacak bu kızın hali böyle? Keşke o kadın hiç gelmeseydi. Baksana, çocuğu ne hale getirdi? Güzel kızım, sen niye bir şey yemiyorsun? Hı? Bak hasta olacaksın ama. Melekciğim, tatlım istersen ben seni odana götüreyim. Sana kitap okurum, belki resim de yaparız. Ne dersin? İyiyim. Nedim Hanım. Meleği yalnız bırakmayın lütfen. Tabii Emre Bey. Acınızı deşmek istemiyorum. Yara hala çok taze. Ama Meleğin bir anneye ihtiyacı var. Nişan ne zaman? Nurten halacığım, ben nişan kıyafetine bakmaya başladım bile. Hatta bugün konuştuk, değil mi Aliye teyzeciğim? Evet, Yeliz nişan için çok hevesli, çok heyecanlı. Biz henüz bir tarih belirlemedik. Uygun bir zamanda bunu Yeliz'le kendi aramızda konuşuruz. Ama daha fazla geciktirmeseniz iyi olur. Madem bir karar verdiniz, nişanlanacağız dediniz. Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Öyle değil mi Yeliz? Tabii. Tabii halacığım. Siz hiç merak etmeyin. Biz Emre ile konuşur, bir an önce en uygun tarihi belirleriz değil mi? Tabii. Hı, güzel. Afiyet olsun. Aliye Hanım, kahvaltı sofranız hazır. Buyurun gelin isterseniz. Peynirli omlet istemiştim. Hazır mı? Tabii ki hazırladım efendim. Buyurun. Günaydınlar. Günaydın Yelizciğim. Galiba bu sefer gerçekten konu kapandı. Vallahi ben de öyle düşünüyorum Aliye teyzeciğim. Emre o hicran denen kadının kapısına gittikten sonra... eğer o kadın gelmediyse... bundan sonra da asla geri dönmeyecek. Yine de biz işimizi sağlama alalım. Hemen yeni bir bakıcı bulalım ki geri dönemesin. Ne olur ne olmaz. Vallahi çok iyi düşündünüz. Ben hemen ilgileneceğim bu konuyla. Siz hiç merak etmeyin.